Merhaba sevgili dostlar, Yücel Felek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Son zamanlarda özellikle sık canlı yayın yapmaya başladık ve o konudaki görüşlerinizi de topluluk sayfanda size bazı sorularla ölçmeye çalışıyorum. Fakat son dönemde özellikle izlenmelerin istenen seviyede olmaması gibi kişisel bir duygumu aslında sizinle paylaştım. Ve o kadar güzel önerilerde, o kadar güzel geri dönüşlerde bulundunuz ki açıkçası müthiş etkilendim ve sizin de yönlendirmeleriniz doğrultusunda bir güncelleme yapmayı açıkçası düşünüyorum. Daha öngörülebilir, daha tahmin edilebilir ve belli bir güne odaklanmış, belli bir güne endekslenmiş video paylaşımlarını ve canlı yayın paylaşımlarını bir planı o plan dahilinde size sunmayı açıkçası planlıyorum. O anlamda bana vermiş olduğunuz fikirler için çok teşekkür ederim. Gerçekten hepsi harikaydı. Hepsini tek tek okuyorum ve hepsine tek tek cevap dönmeye çalışıyorum. O anlamda ilginize ve çok olumlu mesajlarınıza tekrar tekrar bir teşekkür etmek istedim. Ve bugün özellikle sizin için arkadaşlar her zaman üzerinden geçtiğimiz konulardan bir tanesi biliyorsunuz. Düşük riskle, daha doğrusu orta riskle enflasyonun üzerinde yani beklenen getirisi aslında çok yüksek olmamasına rağmen beklenen getirisi yüksek olan yüksek riskli fonların yanında onlara yakın getiriler sağlayabilmiş olan fonlara özellikle bir sayfa açıp onları bir mercek altına almayı seviyorum. Kanalımı takip edenler bunu bilirler. Bugün de yine benzer bir fon inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu fonun en büyük özelliği sadece ve sadece 435 tane yatırımcısı olması. Fakat getiriler tarafına baktığımızda, fonun mantığına baktığımızda, yatırım ufkuna baktığımızda açıkçası bu sayının gerçekten çok zayıf olduğunu görüyoruz ama getiriler kısmı sizi biraz şaşırtabilir. O nedenle bugün inceleyeceğimiz fonun ismi ICBC Portföy'ün ikinci değişken fonu. ICBC Portföy'ün hem birinci değişkeni hem ikinci değişkeni hem birinci fon sepeti fonu var. Hatta birinci fon sepeti fonunu geçtiğimiz yılın son gününde kanalımda yayınlamıştım. O da 7 üzerinden 3 risk alarak olumlu performanslar sunabilen bir fondu ve bunu fon sepetleriyle sunuyordu. Ve videoyu yayınlamış olduğum tarihte de bir stopaj avantajı vardı. Fakat bugün inceleyeceğimiz fon bir değişken fon. Değişken fonlarda biliyorsunuz %10'luk stopaj var. Bu değişmedi. Herhangi bir değişiklik olmadı. Fakat fonun performansına ve 7 üzerinden 4 risk puanı almış bir fon olmasına rağmen ürettiği getiri çıktısına sizin de hakim olmanızı açıkçası istedim. Çünkü benim dikkatimi çekti. İsterseniz sözü fazla uzatmadan video paylaşımına devam edelim. Şimdi ekran paylaşımıyla devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada ICBC Portföy'ün ikinci değişken fonu olduğunu görüyoruz. Fonun kodu ICC arkadaşlar. Karma ve değişken kategorisinde fakat değişken fon yani alt kategoride değişken fon olarak isimlendiriliyor. Şimdi bugün 28 Mayıs 2024 ve artık Mayıs'ı da bitirmek üzereyiz. Yılın 5 ayı geride kalmak üzere zaman su gibi akıyor. Şimdi günlükte 0,07'lik bir getiri sunulmuş. Haftalıkta da benzer bir getiri sunulmuş. Bir aylık performans bakın 5,17. Fonun 7 üzerinden 4 risk puanı var. Orta riskli bir fon bu. Enflasyonu geçmiş bir performans olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 3 ayda enflasyonu hemen hemen yakalamış bir performans. 18,23 yani birikimli enflasyonumuzun da o seviyelerde olduğunu düşünürseniz 6 ayda %35 sunmuş. Yıl başından beri yine %35 sunmuş. Son 1 yıllık performans bakın dikkat çekici. %108,37. 3 yılda 422, 5 yılda 686'lık bir performansı var. Biz arkadaşlar eski bir fona bakıyoruz. Yani 20 yılın üzerinde bir geçmişi var fonun. Birazdan zaten detaylarına beraber bakacağız. Şimdi aylık getiriler tarafında Ocak'ta 7,51'lik bir getiri ürettiğini görüyoruz. İkinci değişken fonun ICBC Portföy'ün. Şubat'ta 4,48, Mart'ta 5,14, Nisan'da 7,88, Mayıs'ta bugüne kadar 3,79 sunabilmiş getiri anlamında. Şimdi bu aylık bazlı getirilere baktığımız zaman hepsi aylık bazlı enflasyonun yani TÜFE enflasyonunun üzerinde getiriler. Bazen yorumlarınızda TÜFE'yi dikkate almalı mıyız? Neden TÜFE'yi kullanıyorsunuz? Neden ENAG'ı kullanmıyorsunuz? Neden İTO'yu kullanmıyorsunuz gibi bazen yorumlarda bulunuyorsunuz. Ben bu yorumları yaparken daha doğrusu bu fonları size anlatırken bir çıpa kullanmak zorundayım arkadaşlar. Ve o çıpayı da TÜİK olarak benimsedim. Yorumlar kısmında kişisel yorumlarımı biraz daha yoğun kullandığım videolarda TÜİK'in üzerinde bir enflasyon olduğu konusunda ben de sizlere katılıyorum. ENAG'la TÜİK arasındaki ortalamayı almak da gerekebiliyor bazen ama dediğim gibi
bir çıpaya ihtiyacımız var. O çıpa da şu anda TÜİK. Şimdi 2024'te arkadaşlar gördüğünüz gibi başarılı bir performans var. İlk 5 aya baktığımız zaman. Peki 2023'te nasıl olmuş? Bu fon 7 üzerinden 4 risk puanı almış bir fon. Varlık yapısına birazdan bakacağız. Bunu nasıl gerçekleştirmiş diye. Şimdi Ocak'ta kayıpla başlamış. Şubat'ta pozitif tarafta. Mart'ta pozitif tarafa geçmiş. Nisan'da 3,04'lük getiri olduğunu görüyoruz. Bakın burada bir kırılma olmuş. Geçtiğimiz sene Mayıs'ta en önemli belirsizlik biliyorsunuz seçimdi. Seçim sonrasında 5,07'lik bir getiri çıktısı 2023 Mayıs'ında kayıtlanmış. Haziran'da 9,14, Temmuz'da 11,12, Ağustos'ta 11,28 gibi bakın gerçekten güçlü getiriler var. Şimdi bu fonun arkadaşlar çok dengeli bir yapısı var. Birazdan fon portföy dağılımına baktığımızda varlık yapısı anlamında çok daha net anlayacaksınız. Dengeli bir yapı söz konusu. Bu dengeli yapı zaten performanslara yansımış. Hani güvenli bir algı yaratmış 7 üzerinden 4 risk puanı olan bir fon. Şimdi aylık getiriler kısmını da geride bıraktıktan sonra isterseniz yıllık getirilere bakalım. Şimdi 2024'ün başından beri %33,85'lik bir getiri var. 2023'te 60,4'lük, 2022'de 98,49'luk getiri sunulmuş. 2022 hatırlarsanız Borsa İstanbul'un şahlandığı, Borsa İstanbul 100 dışındaki şirketlere yatırım yapan fonların %220'leri, 230'ları bulduğu çok istisnai bir yıldı. Çünkü negatif faiz politikasının başladığı 2021 Eylül'ünden sonra gerçekleşen çok yoğun bir Borsa İstanbul yılıydı. Bu performansı da zaten bu fonda da kısmen görüyoruz. Neden kısmen görüyoruz? Çünkü Borsa İstanbul'u yani hisse senetlerini fonun içerisinde taşıma yüzdesinden dolayı görüyoruz. Şimdi gelelim fonun alameti farikasına. Yani risk değerine, risk yönetimine, risk metriklerine. Şimdi fonda maksimum kayıp bakın 5,09 olmuş. Yani dengeli bir portföy isteyen fakat enflasyonun üzerinde getiri arayışında olan yatırımcıların bakması gereken fonlardan biri olabilir. Yani risk metrikleri tarafından değerlendirdiğinizde bak, negatif getirili gün oranı %34. Negatif getirili gün sayısı 86 gün olmuş. Aşağı yönlü riski 6,65. Yani önümüzdeki bir senelik dönem içerisinde 6,65 düşebilir hesaplaması yapılmış. Fakat geçtiğimiz bir yıl içerisinde bu fon 5,09'luk bir kayıp yaratmış maksimumda. Risk değeri dediğim gibi 4. Bakın şarp oranı 5,10. Güzel bir şarp oranı var. Varlık dağılımı bu fonun alameti farikası. Birazdan zaten her zaman söylediğim gibi biliyorsunuz portföy yönetim şirketlerinin arkadaşlar resmi sitelerini takip edin. Resmi sosyal medya hesaplarını takip edin. Twitter olur, Instagram olur, LinkedIn olur. Bunları takip edin. Hatta resmi sitelere girerek eğer öyle bir alan varsa ki çoğunda var. Bültenlerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın. Bültenler, bu bilgilendirmeler size düzenli olarak gelsin. Onları okudukça zaten zihninizde finansal okuryazarlıkla ilgili, bu evrenin argümanlarıyla ilgili, bu evrenin aslında dinamikleriyle ilgili bir bilgisel altyapı oluşacak arkadaşlar. O nedenle yatırımın en önemli kısmı bilgi toplama kısmıdır, bilgi edinme kısmıdır. Yani büyük bir kısmı aslında fikrinizi, düşüncenizi şekillendirecek altyapıyı kazanma, onunla ilgili emek sarf etme kısmıdır. Geri kalan %10'luk, %15'lik kısmı aksiyon kısmıdır. O nedenle bilgi toplama kısmını sakın atlamayın. Şimdi burada varlık dağılım kısmında bakın iki tane hakim renk görüyoruz. Bir tanesi kahverengi, bir tanesi açık mavi ile simgelenmiş. Bakın kahverengi hisse senedi. 39,57'lik bir ağırlık var. Peki açık mavi neymiş? Bakın finansman bonosu. Finansman bonosu neydi? Videolarımı takip edenler bilirler. Bir defa bakın ünvanda bono ünvanı var. Bonolar bir borçlanma aracıdır ve ünvandaki ikinci kelime bono olduğu için buradaki borçlanma araçları bir yıldan kısa olan borçlanma araçlarıdır. Yani vade sonuna bir yıldan kısa kalmış borçlanma araçtır. Bono ifadesi bir yıldan kısayı ifade eder. Devlet tahvili olsaydı ne olacaktı? Bir yıldan kısa bono, bir yıldan uzun tahvil. Şimdi bu bilgiyi de verdikten sonra üçüncü ağırlığa gelelim. Bakın 12,61'lik bir ters repo var. Yatırım fonu katılma payları var. Varlığa dayalı menkul kıymetler var. Vadeli işlemler nakit teminatları var ve kıymetli maden cinsinden borsa yatırım fonları var. Şimdi bu fonun içerisinde acaba gümüş var mı, altın var mı merak ediyoruz değil mi?
Burada portföy dağılım raporunda bu detayları göreceğiz. Zaten büyük olasılık bu portföy dağılımı, varlık dağılımı bize bu ipucunu veriyor. Peki bu fonun içerisindeki ağırlıklı varlık grubu ile ilgili iyi gelirin uzman görüşleri sayfası nasıl bir fikir veriyor bize? Bakın sol tarafta fonda bu anlamda görüş verilen finansal varlıkların ağırlıklarını görüyorsunuz. Kısa vadeli yurt içi borçlanma araçlarının ağırlığı bu fonda 39,9. Hisse senedinin ağırlığı ise 39,57. Hani ölçüp biçmiş gibi oldukça birbirine yakın iki varlık arasında bir dağılım yapmış fon portföy yöneticisi. Bunu da arkadaşlar dengelenme için yapmış. Bir tanesi bakın hisse senetleri sermaye kazancına odaklanır. Risklidirler ve sermaye kazancına odaklanırlar. Kısa vadeli yurt içi borçlanma araçları da faiz getirisine odaklanırlar. Bir tanesinde sermaye kazancı hedeflenir, bir tanesinde faiz getirisi hedeflenir. Ve bakın burada dolar, TL ve altının da ağırlığını görüyoruz. Fonun içerisinde dengeli bir yapı var. Şimdi burada özellikle varlık yapılarında ağırlık verilen iki tane seçenek var. Borçlanma araçları, hisse senetleri. Burada kısa vadeli yurt içi borçlanma senetlerinde uzmanlar nötr kal tarafında genelde pozisyon almamızı tavsiye etmişler. Hatta ağırlığı artır, ağırlığı çok artır kısmını da aslında eklersek aslında bu alandaki görüş, genel görüş pozitif. Çünkü ağırlığını çok düşür ve düşür kısmına baktığımız zaman sadece 10 adet uzmanın bu yönde bir oy kullandığını görüyoruz. Peki hisse senedi kısmında nasıl bir ayrım olmuş? Hisse senedine geldiğimiz zaman yine benzer bir durum söz konusu. Yine bir nötr ifadesi var. Fakat burada da 41 tane nötr kal, 39 tane ağırlığını artır, 4 tane de ağırlığını çok artır ifadesi var. Yani ağırlığını çok düşür ve düşür kısmına baktığımızda çok çok daha az olduğunu görüyoruz. Burada da aslında pozitif bir görüş hakim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fondaki bir yıllık getirilere baktığımızda biliyorsunuz fon bir değişken fon. Bir yıllık getirilerde kimleri geçebilmiş? Yani hangi varlık gruplarını geçebilmiş? Bir isterseniz ona bakalım. Borsa İstanbul 100 %132 kazandırmış bir yıllık periyotta. Peki bizim fonumuz ICBC Turkey portföyün ikinci değişken fonu %108 getirmiş. Borsa İstanbul 100 ve 30'un hemen arkasında böyle bir getiri çıktısı sunmuş bize. Değişken fonlardaki ortalama getiri ne? %101. Yani 7 üzerinden 4 risk alarak değişken fon grubundaki ortalama getiriyi geçebilmiş bir fona bakıyoruz şu an. Karma ve değişken genel kategorisine bakıyoruz. Bakın onu da geride bırakmış. Bu anlamda ben fonun performansını 7 üzerinden 4 risk alan bir fon olduğunu düşünürsek olumlu buluyorum. Peki bu fon eski bir fon demiştik arkadaşlar. Bakın 24 yaşında bir fon bu. Portföy büyüklüğü 55 milyon lira. Pazar payı 0,02. O kadar küçük. Yatırımcı sayısı sadece ve sadece 435 kişi. Yönetim ücreti %2 arkadaşlar. Bir adet alınabiliyor. Bakın burada dengelenmeden bahsettik ya. Fonun karşılaştırma ölçütü bize zaten bu noktada net fikri veriyor. Bakalım. %40 Borsa İstanbul 100'ün getiri endeksi. Bildiğimiz Borsa İstanbul. %50 oranında Borsa İstanbul BIST KYD Repo Brüt Endeksi. %10 oranında da BIST KYD'nin özel sektör borçlanma araçları sabit endeksi. Yani bu fonda %60 oranında sabit getirili varlıklardan hedef kabul edilmiş. %40 da hisse senetlerinden bir ağırlık kabul edilmiş. Fonun stopajı var. %10'luk bir vergisi var arkadaşlar. Çünkü bu fon değişken bir fon. Bu fonun şöyle genel bir tavrına baktığımız zaman biraz önce zaten ekrandaki bilgileri de Fonbul'dan paylaşıyorum bu arada. Biraz öncekiler iyigelir.net'ten de her zaman olduğu gibi. Fonbul'da da özellikle fonumuz aktif yönetiliyor mu kısmında biliyorsunuz çok güzel bir tablo var. Daha önceki videolarımda da sizinle paylaşmıştım. Burada hem fondaki doluluk oranlarını görüyoruz hem de fondaki varlıkların portföy içerisinde ağırlıklarının nasıl değiştirilip azaltıldığını görüyoruz. Burada bakın çok güzel bir tablo var aslında. Bize çok güzel sembolize etmiş ekrandaki renkler. Mavi ve gri hisse senedi ve finansman bonosu ve ağırlıklar gördüğünüz gibi %39,57, %27,29. Biraz önce iyi gelirin sayfasında %40 civarına endekslenen iki tane varlık karması olduğunu görüyoruz. Hisse
ve borçlanma araçları. Fakat borçlanma araçlarına bakın, finansman bonosu 27,29. Fakat bunun dışında borçlanma aracı olarak nitelendirebileceğimiz ters repo da var, 12,61. Zaten ikisinin toplamı 40'a ulaşıyor. Fakat bunun dışında bakın, yatırım fonu 5,43. Viyop teminatları 5,01. Borsa yatırım fonları, yani kıymetli madenlere odaklanan borsa yatırım fonları 4,07. Varlığa dayalı menkul kıymetler 3,77'lik bir ağırlık taşıyor. Fon gördüğünüz gibi varlık yapısı içerisinde oldukça çeşitlendirilmiş bir yapıyla bize sunulmuş. Zaten aşağıda renklerin değişimine baktığınız zaman dönemsel olarak fonun içerisindeki varlıkların ağırlığını azaltıp arttırdığını görebiliyoruz. Mesela Temmuz 2020'ye bakalım. 42,87'lik hisse senedi ağırlığı var. 35,96'lık finansman bonosu ağırlığı var. Ama o dönemde bakın 14,55'lik bir yatırım fonu pozisyonu alınmış. Özellikle yatırım fonlarında kıymetli madenlere de yatırım yapma şansı varken, var olduğu için borsa yatırım fonları yoluyla böyle bir tercih yapmış gördüğünüz gibi. Biraz daha ilerleyelim. Mesela bakın burada finansman bonosunun en yüksek oranda kullanıldığı ana bakalım. Mesela 23 Ocak 2024'te finansman bonosu portföydeki en ağırlıklı varlıkmış. Bakın 46,06. Hisseyi baskılamış burada portföy yöneticisi 26,88. Takas bank para piyasası araçları, yani kısa vadeli araçlar 9,07 ağırlık taşımış. Yani portföy yöneticisi varlıkların içerisinde bir dengelenme yaratmak ve portföyü dengelemek adına varlık yüzdelerini artırıp azaltmış. ICBC portföyün fon bülteninde de özellikle bu hafta yayınlanan fon bülteninden sizinle bir paylaşım yapmak istedim. ICC'yi öne çıkan fonlar kategorisinde değerlendirmiş ve ICC ile ilgili şunu söylemiş yatırımcılara. Borsa İstanbul'a yatırım yaparken dengeli bir portföy oluşturmak isteyen yatırımcılar için sunduklarını ifade etmiş. Bakın fon içeriğinde 40-50 aralığında hisse senedi. Bakın çok önemli bir cümle bu. Riski dengelemek için %40 oranında sabit getirili enstrümanları kullanıyor. Ve 6-12 aylık yatırım vadesine sahip olan yatırımcılara öneriyor bunu. Hisse senedine portföyünde yer vermek isteyen yatırımcıların özellikle altını çiziyor. Özellikle ICC'ye ayırdığı sayfaya gidelim sizinle birlikte. Haftalık getirinin 2,4 olduğunu, yıllık getirinin 111 olduğunu burada belirtmiş. Fonun yatırımcı adedi 435. Biraz önce söylediğim gibi risk seviyesi 4. Haftalık karşılaştırmaya baktığınız zaman Borsa İstanbul'un 4,6 getirdiği haftada bakın fon 2,4 getirmiş. Yani yatırım ufkuna gayet paralel bir performans olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Stopajlı bir fon ve satışa başlanan tarih bu fonda 3 Mayıs 2000. 24 yıllık bir fondan bahsediyoruz. Oldukça köklü bir fon ve fon içeriğinde portföyde ilk 5 varlık şu şekilde ifade edilmiş. Bakın Takasbank para piyasası araçları, yani fondaki TL likit varlıklar 11,33 seviyesinde. Gümüş borsa yatırım fonu 3,7 ağırlıkta. ICBC portföyün serbest döviz fonuna 2,6 oranında ağırlık verilmiş. Ve bakın bir Pınar Süt'ün bir finansman bonosu var burada. Pınar Süt bizim özel sektörümüzün, gıda sektörümüzün güçlü firmalarından bir tanesi. Bir finansman bonosu çıkarmış ve bu finansman bonosuna ICBC Turkey 2,2 oranında ICC fonda yer vermiş ve son olarak da altın borsa yatırım fonuna yer verilmiş fonda gördüğünüz gibi. Zaten birazdan portföy dağılım raporuna baktığımız zaman %40 oranında alınmış olan hisse senedi riskinin kaç tane hisse senediyle alındığına bakacağız. 40'ın 45'in üzerinde hisse senedi var. Yani burada da aslında riski dengelemek adına hisse başına %1'in altında risk alınarak aslında bir dengelenme amaçlanmış. Bu zaten fonun en önemli özelliği, denge arkadaşlar. Şimdi portföy yapısına, daha doğrusu portföy dağılım raporuna geldiğimiz zaman burada Nisan sonu rakamlarına bakıyoruz. %40 hisse senedi, %38 finansman bonosu, 8,15 Takasbank borçlanma araçları, yatırım fonu ve borsa yatırım fonu görüyoruz. Peki hisse senedi tarafında neler var? Bakın dedim ya sayısı çok fazla diye. Akbank, Akçansa, Aksa Enerji, Alkım, Aselsan, Bimaş. Mesela Çan 2 Termik dikkatimi çekti. Fakat burada bakın ağırlıklara bakarsanız
Düşük ağırlıklar 0.82, 0.47, 0.70, 0.60. Yani hisse başına riskin oldukça baskılandığı, tabana yaygın bir portföy yapısını hisse senedi özelinde ICBC Portföy ikinci değişken fonunda çok net bir şekilde tercih etmiş. Şimdi ikinci sayfada Doğan Holding, Enka İnşaat, Ereğli, Ford, Garanti, İşçe, Karsan, Kerevitaş, Koza Altın, Odaş gibi mesela bakın seçenekler görüyoruz ama bunların içerisinde yine ağırlıklar bakın düşük. Burada mesela İşçe 1.40 ağırlıkta, Karsan 1.50 ağırlıkta. Yani birin altında düzeylerde ağırlık verilmiş hisse senetlerine baktığımızda. Bakın hisse senetlerinin toplam sayısı 45-46'lar civarında arkadaşlar. %40'lık bir portföy var burada. Borçlanma senetleri tarafında finansman bonolarının çok kullanıldığını söylemiştim. Finansman bonoları vadesine bir yıldan kısa kalmış borçlanma araçlarıydı. Burada Nurol Yatırım Bankası, Yapı Kredi Yatırım, Bilkom Bilişim, İş Yatırım Menkul Değerler, Deniz Yatırım, Pınar Süt Mamulleri gibi bakın önemli finansman bonosu seçenekleri seçilmiş. Bakın hemen yan tarafta, 3 blok yan tarafta bunların hangi faizden elde edildiği de yazıyor. 46,5, 47,5, 46,75, 47,75 gibi oranlar görüyorsunuz burada. Hemen yanında da bu yatırımın kaç paralık olduğunu görüyorsunuz. 500 bin, 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon gibi rakamlar görüyorsunuz. Yani burada borçlanma araçlarına normal klasik kısa vadeli mevduattan veya para piyasası fonlarından daha fazla getiri elde edebilmek adına daha yüksek primli oldukları için bir yatırım yapılmış ve fonda bu anlamda hem yüksek getiri hedeflenmiş hem de denge unsuru fona entegre edilmiş. Şimdi zaten yatırımcı bilgi formunda da çok net bir şekilde ifade ediyor ICBC bunu. Diyor ki yurt içi ortaklık paylarının oranı fon toplam değerinin %65'ini geçemez diyor. Şimdi fon zaten dengeli tasarlanmış bir fon. Belli limitlerde Borsa İstanbul'a yatırım yapıyor. Bu da zaten 40-50'ler civarında. Biraz önce zaten bültende gördük. Yatırımcı bilgi formunda da bunu daha detaylı olarak SPK nezdinde de yazılı olarak beyan etmiş. Burada en fazla %65'e çıkabilir fon. Yani Borsa İstanbul'un yılın bundan sonraki döneminde çok daha iyi bir potansiyel göstermesi durumunda ICBC portföy yönetimi burada ağırlığı 65'e kadar arttırabilir. Ancak hemen altına bir kısıt da koymuş. Yurt dışı ortaklık payları eğer bu fonda bulunacaksa fon toplam değerinin %25'ini geçemez demiş. Hemen zaten alt tarafta bir taahhüt var. Daha doğrusu bir öngörü var. Risk değerleri biliyorsunuz değişebilir ve değişkendir. Yeniden hesaplanan bir değerdir. Fakat burada ICBC portföyü demiş ki ikinci değişken fon için öngörülen risk değeri 4-5 olacak şekilde belirlenmiştir. Ve yabancı para ve sermaye piyasası araştırmada yatırım yapabileceğini söylemiş. Burada zaten risk getiri profilinde 7 üzerinden 4 risk aldığını net bir şekilde görebiliyoruz. En çok önem verdiğimiz dokümanlardan bir tanesi biliyorsunuz fonlarda performans sunuş raporları. Performans sunuş raporlarında da biz aslında neye bakıyoruz? Uzun yıllar boyunca fon karşılaştırma ölçütünü geçebilmiş mi? Enflasyonu geçebilmiş mi? ICBC portföyün 2023'ün ikinci yarısı için hazırlamış olduğu ve 2024'ün ilk döneminde bizimle paylaşmış olduğu performans sunuş raporunda bakın toplam getiriyi, karşılaştırma ölçüsünün getirisini ve enflasyon oranlarını yan yana görebiliyoruz. Şimdi burada özellikle son birkaç yıla baktığımızda fonun performans olarak karşılaştırma ölçütünü daha net şekilde yendiğini görebiliyoruz. 2022'de %72'lik bir karşılaştırma ölçüt getirisi varken fonda %101 olmuş. 2023'te 29,60'lık bir ölçüt getiri varken fondaki performans 62,37 olmuş. Peki fon her zaman mı bunu yapmış? Hayır, bazen enflasyona yenildiği, karşılaştırma ölçütünün gerisine kaldığı dönemler de olmuş. Mesela bakın 2012'de arzulanan şey gerçekleşmemiş. 41 notu var. 28,81'lik bir karşılaştırma ölçüt getirisi varken fon 20,2 getirmiş. 2013'te daha derin bir farklılık var. 2,85 kayıp varmış mesela ölçütte. Fonda 17'ye yakın bir kayıp olmuş. Yani son dönemde fon performansında yönetsel anlamda bir denge unsurunun bir portföy yönetimi başarısının olduğunu söylemek çok yanlış olmayacak. Açıkçası denge arayan
yatırımcılar için bakılabilir, incelenmesi gereken bir fon olabilir. Peki bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Her zaman söylediğim gibi portföy yönetim şirketlerinin resmi sitelerinden, fon bültenlerinden yararlanabilirsiniz. Her zaman onları okumanızda fayda olduğunu sürekli olarak söylüyorum. Çünkü ben sürekli okuyorum. Her dönemde, her fon bülteninde farklı bir portföy yönetim görüşünü aslında zihnimin arka planına atmış oluyorum. Bu zaten bir gelişme süreci arkadaşlar. Hepimiz her yaşta yeni bir şey öğrenebiliriz. O anlamda özellikle portföy yönetimi gibi, finansal piyasalar gibi sürekli dinamiklerin değiştiği ve sürekli yeni kavramların hayatımıza girdiği bir platformda okumak, öğrenmek bizim yatırım planımızın en önemli unsuru olmalı. Videomuzun sonuna geldik. Biliyorsunuz genelde videolarımızın sonunda yayına abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı gibi o ifadeleri çok kullanmaktan açıkçası imtina ediyorum, çekiniyorum ama galiba bu anlamda sizden biraz yardım istemem lazım. Çünkü YouTube'un istatistiklerine baktığımda videolarımı izleyenlerin yarısının aslında abone olmadığını görüyorum. Benim daha fazla kişiye ulaşmam, yani bu faydalı eğer buluyorsanız, bu bilgileri sizin sevdiklerinize de ulaştırabilmem amacıyla videolarımı paylaşmayı, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinize iletmeyi lütfen unutmayın. Beni bu anlamda desteklemeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Sağlıkla kalın.